Akarbis'le ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Nokta dergisi 1986 yılında işkenceci polis Sedat Caner kapağıyla çıkmıştı. Ve Sedat Caner yaptığı işkenceleri anlatıyordu. Ve orada özel bir bölüm açarak Garbis Altınoğlu ile ilgili olarak şunları söylemişti. Garbis Altınoğlu dedi, onu uyutmuyorduk. O kadar uzun süre uykusuz kaldı ki gözleri yara olmuştu dedi. Ve işkenceci polisler Garbis Altınoğlu'na saygı duymaya başlamışlardı diyor şeyde. Çünkü işkencede hani ne kadar fazla bilgi alırsak o kadar iyidir. O adını bile söylememişti diyor. Biliyoruz halbuki adı diyor Garbis Altınoğlu ama başka ad söylüyor. Bir de tabii ki Ermeni ve komünist olması işi daha da ağırlaştırıyor. Ve gerçek bir İbrahim, ikinci bir İbrahim Kaypakkaya idi Garbis Altınoğlu. Yurt dışında yaşıyordu. Doğan Özgüden abimiz bugün paylaştı onu da. Sürgünde Belçika'nın Antwerpen kentinde yaşama veda ettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. 12 Mart'ta da aynı zamanda 12 Mart ve 12 Eylül faşist yönetimlerce karşı yiğitçe mücadele veren devrimci kardeşlerimizden Garbis Altınoğlu'nun sürgünde Belçika'da Antwerpen'de hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik diyor. Biz de Garbis Altınoğlu'nun anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Saygı ve özlemle her zaman Türkiye devrimi bir parçası olarak anılmaya devam edecektir. Evet. Evet, karar